أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين استعذ بالله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا صدق الله العظيم إرادتك التَّجْرِيدِ مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التَّجْرِيدِ إنحطاط عن الهمة العلية Geçen sohbetimizde insanın iki halinden bahsetmiştik. Bazen teccid halinde olur, bazen de sebeplere tevessül etmesi icap edebilir. Cenab-ı Hak hangi vakitte, hangi durumda kulu için neyi tercih etmişse kula yakışan ona riayet etmektir. İnsanoğlunun en büyük üzüntüleri, kavgaları, kaygıları ve kederleri kendine ait cüz'i irade ile Allah'a ait külli iradenin çatışmasından kaynaklanır. Biz külli iradeyle barışık olduğumuz müddetçe rahat ve huzurlu, külli iradeyle Allah'ın iradesiyle çatışmaya devam ettiğimiz müddetçe huzurumuz olmaz. Eğer Allah Celle Celaluhu bizi teccid makamına koyarsa, esbaba tevessül etmemizi istemezse, bir insanın, kendi makamının farkında olmadan esbaba tevessül etmeye, esbaba istinat etmeye yönelmesi onun için kendi makamından düşmek, daha aşağılara meyletmek anlamına gelir. Cenab-ı Hak bir kulunu esbab makamında tutuyorsa, onun da Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye minnet etmeden hayatına devam etmeye çalışması gizli bir şehvetin nefsinin kendisine oynadığı bir oyunun neticesidir buyurulmuştu. Deniliyor ki Ma adhalake fihi tevalla ianatake alayhi. Ma adhalake fihi Allah Celle Celaluhu seni bir makama dahil etmiş, bir makamın ehli kılmışsa, eğer bunu murad eden oysa, bunu tayin eden Cenabı Haksa, tevella iğaneteki aleyhi o makamın edebine riayet edebilmen, o makamın gereklerini harfiyen yerine getirebilmen için yani bulunduğun yerde muvaffak olabilmen için Cenab-ı Hak mutlaka sana yardım edecektir. Eğer seni oraya koyan Allah'sa, Allah'ın murad ettiği yerdeysen bil ki Cenab-ı Hak sana muradının tahakkuku için mutlaka yardım edecek, yardımcılar gönderecektir. Ama öme ma dakhalte fihi bi bir yere kendin girmişsen, bir yere kendin oturmuşsan, kendi kendine rol biçmiş, kendi kendine tavır belirlemişsen ve keleke o zaman o işle seni baş başa bırakır. Yalvarsan bile Allah'ın iradesinin tecelli etmediği bir tarafta olduğun için Cenab-ı Hak seni kendi başına bırakır yardımından mahrum eder. Onun için Cenab-ı Hak ve qur rabbi edhilni mudkhale sidqin ve ahrijni muhrace sidqin diyerek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tembihte bulunmuştur. Ey habibim ve kul de rabbi ey rabbim edhilni mudkhale sidqin. Eğer bir makama gireceksem bir mekana dahil olacaksam en doğru şekilde orada bulunmayı, oradan çıkıp başka bir hale, başka bir makama intikal edeceksem ve ahricni muhrace sıdkın yine beni doğrularla beraber doğru olan şekilde oradan çıkar buyur diyerek Hz. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde dua etmesini tavsiye etmiştir. Kardeşlerim, tecrit hali dediğimiz insanın esbaba tevesül etmemesinin üç şekli vardır. Tecrit ya hem zahiren hem bedenen olur. Yani zahirende insanların kapısına gitmez, zahirende kimsenin kapısını çalmaz. Batinen de kalbinde de Allah'tan başkasından istemeyi zül ve kendisi için imanı için hakaret görür. Hem bedenen hem zahiren hem batinen teccid halidir. Bedeniyle de kimsenin kapısını çalmıyor, kalbinde de Allah'tan başkasına istinad etmiyor. Veyahut da sadece zahiren tecit olur, kendisi uzzete çekilir, kimseye el açmaz ama kimsenin kapısına gidebilecek bir durumda değildir. Fakat beklentisi Allah'tan gayrısınadır. Eğer o insan Allah tarafından tecit makamındaysa yani hem zahiren hem batinen kullardan bir şey istememe, esbaba avuç açmamak konumundaysa buna muhalif davrandığı zaman mutlaka tedib edilecek demektir. Nitekim Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindanda kendisiyle beraber zindana mahkum olan arkadaşlarına rüya tevili yaptıktan sonra onlardan birisinin eski vazifesine geri döneceği ve zamanın melikinin sakisi olacağını müjdelemiş. Kralın aşçısının ise onun zindandan çıkarılıp katledileceğiyle rüyayı yormuştur. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabiri melekesi kabiliyeti kendisine verilen Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi rüyalar çıkınca kurtulan delikanlıya Hazreti Yusuf şöyle demiştir. Ve qale lillezî zanne ennehu nâcim minhum ezkurni 'inde rabbik. Fe ensâhu şeytan zikre rabbih felebise lebise sicni bil Cenab-ı Hak yıllar önce vuku bulan hadiseleri bize bütün netliğiyle, bütün güzelliğiyle izah ediyor ve diyor ki ve kale lillezî zenne. Ve kale Yusuf Aleyhisselam yanındaki arkadaşları kendinden önce zindandan çıkarken kurtulup sultanın hizmetine geri dönecek olana şöyle dedi. Ve kale lillezî zenne ennehu nâci minhum ezkurni. İkisinden birisinin kurtulacağını biliyor. Rüyasını öyle tevlitmişti. Ona dedi ki, اُذْكُرْنِ عِنْدَ Rabbik. Beni efendinin yanına gittiğin zaman hatırlat. Hatırla. Beni onun yanında konuş. Burada nasıl mazlum bir vaziyette tutulduğumu ona hatırlat. Cenab-ı Hak diyor ki, Yusuf aleyhisselam tecid makamında. Allah'tan istemesi gereken, hiç kimseye umut ve ümit bağlamaması gereken bir konumdayken, oradan sultanın huzuruna hizmete giden kişiye ümit bağlayarak, اُدْكُرُنِي عِنْدَ Rabbik Beni efendinin yanında hatırlayı var. Benden bahsediver de beni buradan çıkarsın demek istedi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki fe ensahu şeytanu şeytan hiç boş durur mu? Müminin imanını, abidin ibadetini, alimin ilmini, arifin irfanını kendi lehine kullanmak için hemen devreye girer ve Yusuf Aleyhisselam'a fe ensahu şeytanu şeytan unutturu verir. Zikre Rabbihi o anda Allah'ı hatırlamayı, Allah'tan necatını, kurtuluşunu, hürriyetini Cenab-ı Hak'tan istemesini unutturur. Bir beşere avuç açar. Bundan dolayı felebise fissicni bid'asinin, felebise beklemeye kalmaya devam etti. Fissicni hapishanede bid'asinin bir müddet daha, üç yıl, beş yıl, altı yıl daha yine o zindanda tek başına kalmak zorunda kaldı. Görüyorsunuz kardeşlerim, Hz. Yusuf aleyhisselam gibi cennet güzelliğinden bir güzellik kendisine verilmiş bir peygamber bile tecit makamında, Allah'tan başkasına avuç açmama makamındayken bir anlık nisyanı onu 3-5 sene daha zindanda bırakıyor. Allah Celle Celaluhu o an edebe mugayir davranmasından dolayı efdal olan varken faziletli mefdul olanı tercih ettiğinden dolayı Hz. Yusuf bir müddet daha zindanda kalmakla cezalandırılıyor. فَلَبِسَ فِي السِّجْنْ بِضَعَسِن۪ينَ İşte onun için buyurulmuştur ki مَا أَدْخَلَكَ fihi. Allah seni bir yere koyuyorsa tevella ianetek aleyh. Orada bulunduğun müddetçe her şey senin hizmetinde olur. Allah'ın koyduğu yerde kalmayı, bulunmayı bir nimet bilmek gerekir. Hazreti Lokman Aleyhisselam Cenab-ı Hak hikmet ehli olan Hazreti Lokman'a bir melek gönderir ve ona Allah'ın kendisini üç şey arasında muhayyer bıraktığını söyler. Üç şey nedir? Hazreti Lokman'ın muhayyer bırakıldığı bir nübüvvet, ikincisi hikmet, üçüncüsü kudret yani saltanattır. Yani Cenab-ı Hak hangisini seçerse Hazreti Lokmana onu verecektir. İsterse ona nübüvvet verecek, peygamber olarak gönderilecek. İsterse saltanat verilecek. Hazreti Süleyman gibi, İskender gibi, Zülkarneyn gibi bütün dünyaya hükmedecek. Arzu ederse kendisine hikmet bahşedilecek, eşyanın sırrını bilecek. Ataullah İskenderi'nin bize söylediği hikmetleri asıl kaynağından, asıl menşeinden öğrenip içecek. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz ve lokman Hekim acaba hangisini murad etti? Hiç tereddüt etmeden ben Cenab-ı Hak'tan hikmet isterim buyurdu. Kendisine daha sonradan niçin nübüvvet istemedin veya niçin saltanat istemedin diye sual edildiğinde Hazreti Lokman buyurdu ki nübüvvet isteseydim nübüvvetin ağır sorumluluğun altında ezilmekten korktum. Çünkü burası mühim eğer Allah Celle Celaluhu diğer peygamberlere olduğu gibi Nübüvveti bana emretseydi beni bana bırakmadan kendi eliyle nübüvvet makamına beni koysaydı ma adhalake fihi tavalla i'anetuke Mevla beni koyunca yalnız bırakmaz, sahipsiz bırakmaz. Bana mutlaka yardım edeceğini bilir ve ben de nübüvvetin ağır sorumluluğunu Allah'ın yardımıyla kaldırır, taşır, hakkını vermeye çalışırdım. Ama o ki sevgili Allah'ımız bu işi emir tarikiyle bana vermedi. Beni muhayyer bıraktığı için ben kendi irademle Cenab-ı Hakk'ın beni koymadığı bir şeye talip olsaydım işte o zaman öme dehalte fihi benceke vekeleke iley. Allah Celle Celaluhu nübüvvetin ağır sorumluluğu ile beraber beni baş başa bırakırdı. Ben onun üstesinden gelemezdim. Allah kendi eliyle beni koymadığı için ben nübüvete talip olmadım. Saltanat, saltanat ayrı bir mesuliyettir. Onun, onun da yükünü, cazibesini taşıyamamaktan korktum. Onun bu sebepten dolayı ve men yu'tel hikmete fakad utiye hayran kesira kime hikmet verilirse ona çok büyük hayırlar bahşedilmiş diyen Cenab-ı Hakk'ın hikmet lütfuna talip oldum buyurmuştur. İşte yapılması gereken Allah'ın koyduğu yerde edebine uygun durmaktır. Aksi olursa az önce de söylediğim gibi irade-i külliye ile irade-i cüz'iye çatışmaya başlar ki artık o andan itibaren huzursuzluk, üzüntü ve mağlubiyet kaçınılmazdır. Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Meryem validemiz her birerlerinde farklı durumlarda, farklı makamlarda esbabın ve tecridin ...tecellileri vardır. Mesela Meryem... ...validemiz... ...Mescid-i Aksa'da... ...ibadetle meşgul... ...olurken... ...külleme dekale aleyha... el mihrabe ...vecede... indaha rizka... tecit makamındaydı. ...külleme dekale aleyha... el mihrab ...ne zaman dayısı... Zekeriya aleyhisselam ihtiyaçlarını temin etmek için bir arzusu olup olmadığını sorup öğrenmek için yeğeni Meryem validemizin yanına girdiğinde vecede buluyor indeha Meryem validemizin yanında rızka envai çeşit meyveler ve yiyecek maddeleri buluyor. Hatta deniliyor ki kışın ortasında yaz, yazın ortasında kış meyveleri bile vardı. Zekeriya aleyhisselam yeğeni Meryem validemizin yanına kendisinden başkasının girmediğini uğramadığını bildiği için hem orada gördüğü o civarda bulunması çok güç meyveleri görüp müşahede edince şaşkınlık ve taaccüple şöyle sormuştur. Kale enne leki Ey Meryem, bu meyveler sana nereden geliyor? diye sorduğunda, Kâlet huve min indillah. Kâlet Meryem validemiz, huve min indillah buyurmuştur. Bütün bunlar Allah katından bana geliyor. Ben çarşıdan almıyorum, pazardan almıyorum. Cenab-ı Hak bana lütfediyor. Hüvellezî yut'imuni ve yeskîn. Beni yediren ve içiren o. Oh, i̇şte bu tecelli ediyor. <laughs> İnne Allah'a yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Allah'a muhakkak ki kainatın mülkün maliki ve meliki olan Cenab-ı Hak yerzuku rızıklandırır men yeşâ'u dilediğini bi gayri hisâb hesap ödetmeden yahut da hesapsız, sınırsız bir şekilde Cenab-ı Hak bir kuluna rızıklar bahşedebilir. İşte Meryem validemiz tecrit makamına konmuş. Onun kimseye Allah'tan başkasına avuç açması istenmiyor. Sebeplere müracaat etmesi istenmiyor. Onun için Cenab-ı Hak rızkı ayağına getiriyor. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bir sohbetinde buyurmuştu ki Meryem validemiz kendisini hem zahiriyle hem batınıyla tam tecit makamına riayet etti. İhlasla Allah'a teveccüh ettiği için Cenab-ı Hak gökten el değmeden çiftçinin eli, pazarcının eli, Tüccarın eli değmeden, Zekeriya Aleyhisselam'ın bile eli değmeden Allah katından meyveleri ayağına getirdi. Bizim medreselerimizdeki kız talebelerimiz, onlar da zahiren teccid halindeler. Medreseye kendilerini kapatmışlar. Allah'ı razı etmek için ulumu şeriyeye çalışıyorlar. Ama bazılarının kalbi tam Allah'a dönememiş. Medresede okuduğu halde diploma hesabı yapan, toplama hesabı yapan, rızık hususunda kaygı ve endişe duyan, acaba sonum ne olacak diye korkan, vesvese yapan insanlar da var. Onun için efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki Bizim kız talebelerimiz Hazreti Meryem gibi zahiren tecrit makamındalar ama batinen tam manasıyla Allah'a istinad edemediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onun onların rızkını çarşamba pazarına kadar getiriyor. Eğer tam tam güvenmiş olsalardı, tam tecrit makamına layık hareket etmiş olsalardı kalplerindeki rızık korkusunu, istikbal korkusunu, gelecek korkusunu, diploma toplama korkusunu bir tarafa bıraksalardı, Hz. Meryem'i Cenab-ı Hak nasıl gökten indirerek rızıklandırıyorsa, bizim talebelerimizi de aynı şekilde Cenab-ı Hak rızıklandırır, onlara da katından ikram ve inam buyururdu demiştir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateşe atıldığı zaman imdadına cibriyle emin yetişiyor. Ona diyor ki istersen seni atıldığın ateşe düşmeden kurtarayım. Sana bu zulmü reva görenlerin yerin altına göndereyim. Hazreti İbrahim aleyhisselam emme ent fala. Sana mı dedi? Eğer sana müracaat edecek, senden yardım isteyeceksem fela benim sana ihtiyacım yok. Allah Celle Celaluhu şu anda beni ateşte görmek istiyorsa senden imdat istemem bana yakışmaz. Kulluğa yakışmaz, ibadete yakışmaz. Allah'ın yan dediği yerde yanmayı severim dedi. Cenab-ı Hak Kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Hiç kimsenin yapamayacağını yaptı ve Cenab-ı Hak ateşe Kulna ya naru ey ateş kuni barda soğuk ol ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a cennet ne kadar güzelse sen de o kadar güzel ol deyiverdi. İşte teccit makamına uygun davranan bir peygamberin daha dünyadayken ateşin bile kendisine cennet güzelliğine, cennet elbisesine bürünmesinin misalidir. Tecit makamında ve teccit makamının edebine uyuyor. Başka bir misal. Bir baba kendisi okuyamamış. İlim için yanıp tutuştuğu halde imkan bulamamış ve Allah'a söz vermiş. "Allah'ım, dünyanın manileri, engelleri, esbabları beni alim olmaktan alıkoydu. Babam, annem, ailem bana engel oldular. Ben bu engelleri aşıp medreseye gelemedim." Ama sana söz veriyorum Allah'ım. Cenab-ı Hak herkese nasip etmiyor. Annesine rağmen, babasına rağmen, her şeye rağmen medreseye gelebilenler olduğu gibi her imkana rağmen medreseye duramayanlar da var. Bu baba Allah'a söz veriyor. Ben ne pahasına olursa olsun evlatlarımı ilim ehli yapacak onlara İslam'ı öğretecek, onları hoca olarak yetiştireceğim diye Allah'a söz veriyor. Sonra Cenab-ı Hak ona kız ve erkek çocukları nasip ediyor. Baba gece gündüz çalışıyor ve kundaktaki çocuklarına hoca olmaları için ninniler okuyor. Çocuklar kendilerini anlayacak yaşa geldiği zaman evladına diyor ki oğlum Gelecekle ilgili hiçbir şey düşünme. Her şeyin bana ait. Her şeyin bana ait. Seni ben evlendireceğim. Arabanı alacağım. Evini alacağım. Maaşın bana ait. Ölünceye kadar yüz sene sana yetecek kadar Allah'ın izniyle mal bırakacağım. Yeter ki oku. Yeter ki Kur'an'ın başından kalkma. Alim ol. Hem bu ümmetin hem de bu garip zavallı ihtiyar babanın yüzünü güldür diyor. Allah Celle Celaluhu babası vasıtasıyla oğlunu teccid makamına alıyor. Evlat o ilim talebesi şimdi teccid makamında. Artık o çocuk kendisine bütün bunlar tekeffül edildiği halde babası tarafından, bazen Allah tarafından, bazen Efendimizin müjdeleriyle tecit makamında olduğumuzu anlıyoruz. Baba diyor ki her şeyine ben kefilim. Veya bir zengin bunu söylüyor. Veya bir vakıf bunu söylüyor. Her şeyinize biz kefiliz. Bu söylendikten sonra bir ilim talebesinin hala diploma derdine düşmesi. Üniversite okumazsam aç kalırım diyerek korku yaşaması Tecit makamındaki kıymetini bilmemek ve Allah İskender'inin ifadesiyle inhitatun minel himmetil aliye Allah ona çok büyük bir imkan sunmuşken çok büyük bir fırsat sunmuşken o yüce makamdan aşağıya nasıl düşerim çareleri aramaktır. Sokaktaki bir insan gibi davranmaktır. Cenab-ı Hak seni tecrit makamına koymuş. Ey kulum senin tek vazifen okuyup okutmandır. Öğrenip amel etmendir. Semi'na ve ata'na demendir. Senden başka bir şey istenmiyor. Sen bunu anlamayıp da gözünü başka şeylere dikersen. Sigorta hesabı, maaş hesabı, gelecek hesabı, ev araba hesabı, emeklilik hesabı yaparsan Tecdit makamından kendini esbab makamına düşürdün demektir. O zaman edebe uygun harekette bulunmadın demektir. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek telaşını görenler can senin zannedecek. Veren de o alan da o. Nedir? Senden gidecek telaşımızı, korkularımızı, vesveselerimizi görenler bu can bizim zannedecek. Halbuki bu canı bedeniyle, ruhuyla bu aleme gönderen Hazreti Allah'tır. Neye ihtiyacı varsa onu da gönderecek olan Hazreti Allah'tır. Allah'la kalmaya, Allah'la yaşamaya, Allah'ın rızasından çıkmamaya gayret gösterelim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Allahümme, salli ala Muhammed ve ala um